doğal olayım. Mesela bu mümkün mü acaba? Uyguluyoruz aslında. Burada hem genç hem de doğal görünmemizi sağlayan bu yöntemler içerisinde özellikle natural botoks işlemi hem genç hem de doğal bir görünüm ortaya çıkardığı için daha ön plana çıkıyor. Evet. Natural botoksun özelliği nedir? Natural botoksla ifadelerimizle mesela mimiklerimizde hiçbir kayıp olmuyor mu? Nasıl oluyor? Hem öyle oluyorsa o zaman kırışıklıklar ne oluyor? Evet tabii günümüzde biraz önce söylediğiniz gibi genç ve güzel görünmek çok önem kazandı daha önceki dönemlerde olduğu gibi. Bu da sosyal medyanın yaygın olarak kullanılması eskiden da büyük bir kendi kendimizeydi. Şimdi bütün herkes var. Görüyor her halimizi. Evet, evet. Tabii burada en çok korkulan şey herkesin birbirine benzeyeceği düşüncesi, yapay ve doğal olmayan bir görünüme yapılan estetik işlemlerle böyle bir sonuç elde edilebileceği gibi bir endişe olabiliyor kişilerde. Burada natural botoks kişinin kırışıklıklarını azaltırken aynı zamanda daha genç, daha doğal gözükmesini sağlayan bir işlem. Tabii bunu nasıl yapıyor? Normalde bizim yüzümüzde mimiklerimizi oluşturan kaslarımız var. O evet. Kasların da bir gerginliği, bir tonusu var. O kasların gerginliğini bu uygulamayla azalttığımızda kasın üzerinde yer alan derideki kırışıklıkların belirginliği azalmış ya da giderilmiş oluyor. Bu sayede kişi gençleşirken ve güzelleşirken aynı zamanda doğal görünümü de kaybetmiyor. Yani donuk bir ifade, işte şeytan gibi bir bakış ya da böyle herkesin birbirine benzediği bir görüntü ortaya çıkmıyor. Son derece doğal, son derece güzel ve daha genç görünümü sağlayan bir işlem olarak yani çıkmış oluyor. Şeyi merak ediyorum, yani yapılan botoksun içeriği mi farklı burada natural botoks dendiği zaman, yoksa yapılan bölgeler mi farklı, verilen dozaj mı farklı mesela? Evet, o da çok merak ediliyor sizin de ifade ettiğiniz gibi. Aslında burada farklı bir malzeme kullanmıyoruz. İşte botulinum toksimik kullanıyor, evet. Kullanılıyor ama tabii herkesin yaşı, çizgilerin derinliği, mimikleri kullanma derecesi birbirinden farklı. Dolayısıyla kişinin bu biraz önce bahsetmiş olduğum bireysel özelliğine göre yapılan bireysel uygulama, kullanılan uçların çok çok ince olması ve kişinin o özelliğine göre yapılan işlemden sonra son derece doğal bir görünümün ortaya çıkması aslında. Yoksa farklı bir ürün tabii ki kullanılıyor. Botulinum toksin kullanılıyor. Aha. Ama biraz önce bahsettiğim gibi bireysel işlem yapılması. Çünkü bizim normalde vücudumuzdaki kaslarımız birbirle çok koordineli bir şekilde uyum içerisinde çalışılıyor. O koordinasyonu, o uyumu bozacak herhangi bir işte fazla ya da az doz uygulanması ya da kişinin o mimiklerini kullanma derecesine göre uygulama yapılmaması biraz önce bahsetmiş olduğum yapay bir görünüme neden olabiliyor. Evet. Burada biraz daha bireysel, daha böyle doğal sonuçlar ortaya çıkaran bu hususlara dikkat edilerek uygulama yapılması son derece doğal bir sonucun ortaya çıkması neden olabiliyor. Şeyi de o zaman çiçeğim ben çok yandan görünce çok saksıların içinden botanik bahçesinden sesleniyormuş gibi duruyorum. Böyle daha iyi oldu. Tamam. Uygulama nasıl yapılıyor? Hiç bilmeyenler için natural botoks uygulaması hangi bölgelere yapılıyor ve nasıl yapılıyor? Anlatalım. Tabii biraz. Genelde bize başvuran kişiler genellikle göz kenarındaki çok gülümsemeye bağlı oluşan kaz ayakları dediğimiz çizgilerden yakınabiliyorlar. Ya da alın bölgesinde yine mimiklerini kullanmaya bağlı olarak oluşan derin çizgilerden yakınabiliyorlar. Ya da özellikle bilgisayar başında çalışan ya da farklı meslek gruplarında kaş ortasında derin çizgilerden yakınabiliyorlar. Uygulamayı sıklıkla bu alanlara yapıyoruz. Bu alanlara yapılan uygulamadan sonra o biraz da bahsetmiş olduğum çizgilerin belirginliği, kırışıklıkların belirginliği azalmış ya da giderilmiş oluyor. Ve kişi biraz daha genç olarak sonuçlanmış oluyor. Hı hı. Tabii uygulama yapılırken normalde insülin uçları kullanılır işlem esnasında. Bunda çok daha ince, çok daha özel uçlar kullanmış olduğumuz için daha net, daha istediğimiz dozajda ürünü istediğimiz alana ve istediğimiz derinliğe, istediğimiz anatomik derinliğe vermiş oluyoruz. Hocam bu bunlar doğal, çok önemli doğal. Değil mi? Derinliği. Tabii uygulama yapılan bölgenin İyili. Derinliği, uygulama yapılan bölgenin özelliği burada çok çok kıymetli. Yani derinliğin içerisine mi yapıyoruz, kasın içerisine mi yapıyoruz, kasın altına mı yapıyoruz? Yani çünkü orada bir enjektörü alıp direkt o bölgeye uygulamıyorsunuz. Yani burada kişinin uyguladığınız anatomik alanın derinliği, kullanmış olduğunuz enstrüman, işte kişinin mimiklerini kullanma derecesi çok önem kazanıyor. Çok önemli faktörler kazanıyor. Hangi yaş grubuna yapıyorsunuz? Yani mesela genç kızlarımıza başladım botoks yaptırma isteği. Tabii çok erken yaşlarda artık 20'li yaşlardan itibaren İstiyorlar yapabildiğimiz mı? Olmasın gibi. Diye, hiç oluşmasın diye mi mesela daha yapılır? Daha koruyucu amaçlı düşünülebilir aslında. 25'li yaşlarda çok daha böyle mimiklerini yoğun olarak kullanan derin çizgileri oluşmaya başlamış genç hanımefendiler var. Olabilir tabii ki. Yapısal olarak. Yani bu kişi 40 yaşına kadar beklemeli mi? Ben artık yapılan bilimsel çalışmalarda da bu gösterildi. Yani daha erken dönemde başlandığında çok daha yüz güldürücü, daha uzun etkiler ortaya çıkabiliyor.
Dolayısıyla biz de daha erken yaşlarda önerebiliyoruz ama kişinin hiçbir problemi yokken hadi gel sana bu işlem yapalım demiyoruz. Şu da var tabii, uygulama yaparken kaş uçlarına da işlem yapabildiğimiz için kaşlarda da biraz hafif yükselme, daha canlı bir ifade ortaya çıkabiliyor. Bu da özellikle genç yaş grubundaki kişinin çok hoşuna gidiyor. Bu göz kapağı düşüklüğüne de o zaman nereye yapılıyorsa birazcık daha böyyle yukarıya doğru o zaman alabiliyor. Tabii burada uygulama yapılırken kaş uçlarına da işlem yapabildiğimiz için göz kapaklarında hafif bir düzelme ortaya çıkabiliyor. Ama burada şunu belirtmek, vurgulamak önemli. Bu tabii göz kapak düşüklüğünü ya da kaşlardaki düşüklüğü tamamen gidermek için yaptığımız bir işlem değil. Bazı kişilerin çok belirgin kaş düşüklüğü ve göz kapağı düşüklüğü olabiliyor. Evet, evet. Onlara da kısmen fayda sağlasa bile burada daha farklı işlemler, işte iple kaş kaldırma gibi ya da bir takım cerrahi yöntemler ön plana çıkabiliyor. Tabii sadece genç yaş grubuna mı yapıyoruz? Hayır. Geçenlerde bir 90 yaşında bir hanımefendi gelmiş. Ne yaptınız? Natural botoks yaptık. Son derece mutlu oldu. Kendini aynaya baktığında iyi hissetmek istiyor. Aynen. Hayatla barışık. Ve oldukça memnun kaldı işlemden. Ay tabii, çok tatlı. Tabii buradaki yaş gruplarındaki dozajlar da farklar gösterebiliyor. Yani erken yaştakiler, genç yaş. Birçok faktörü burada göz önüne bulundurarak bireysel evet. işlem yapıldığı için doğal sonuçlar ortaya çıkıyor. Hani o bahsedilen öyle farklı ifadelerin bozulduğu, herkesin birbirine benzediği bir sonuç ortaya çıkmıyor. Bu da zaten uygulama yaptığımız kişilerin oldukça hoşuna gitmiş oluyor. Peki natural botoks uygulaması bırakıldığında, yani bir kere yaptırdın sonra bıraktın, eskisinden daha kötü bir hale mi geliyor, ne oluyor? Bu sorunun da cevabı aslında bilimsel çalışmalarda araştırılmış. Bununla ilgili yapılmış çok sayıda bilimsel çalışma var. Tek yumurta ikizi çalışması vardı daha önce programlarda bahsettiğimiz. İşte 20'li yaşlarda botoks yaptırmaya başlayan ikiz kız kardeş örneği var. Bunlar 20'li yaşlardan itibaren kardeşlerden bir tanesi düzenli olarak yılda 2 ya da 3 kez botoks işlemi yaptırırken diğer kız kardeş yaptırmıyor. 20 yıl boyunca düzenli olarak botoks yaptıran kız kardeş 38 yaşına geldiğinde fotoğrafı çekiliyor. Diğer kız kardeşinde de öyle ve karşılaştırılıyor, bakılıyor. Ve uygulama son uygulamanın üzerinden 4-5 ay geçmişken, yani biraz önce sormuş olduğunuz etkisi bırakıldığında daha kötü olur muyum sorusunun yanıtı burada var. Yaptıran kardeş çok daha genç, kırışıksız bir görünüme sahipken yaptırmayan kız kardeş. Yaptırmayan bir pişman diye. Yokça pişman değildir yani. Pişman değil tabii ki ama da biri daha genç, daha kırışıksız gözükürken diğer kız kardeş daha o kız kardeşe göre biraz daha ileri yaşta mutlaka gözüküyor. Dolayısıyla bıraktığımız daha kötü bir görünüm ortaya çıkmıyor. Yıllarca diyebiliriz. Bizim kendi gözlemimiz de bu şekilde. Yıllarca işlem yaptığımız, takip ettiğimiz kişiler var. Bakıyoruz 2-3 sene sonra, 4 sene sonra ilk haline göre daha iyi gözüküyor. Evet. Ama tabii burada bütün problemleri çözen bir işlem tabii ki değil. Tabii ki değil. İşlemler, çok farklı müdahaleler, işlemler, estetik işlemler yapabiliyoruz. Natural botoksun etkisi kalıcı mıdır? Ne kadardır hocam etkisi? Etkisinin ortalama 4-6 ay boyunca devam ettiğini biliyoruz. Tabii yılda 2 ya da 3 kez düzenli olarak tekrarlandıkça daha iyi sonuçların ortaya çıkabildiğini görüyoruz. Tabii kalıcı bir işlem değil ama tekrarlayan işlemler yapıldığında, yılda 2 ya da 3 kez düzenli olarak tekrarlandığında yıllar içerisinde çok daha iyi sonuçların ortaya çıkabildiğini görüyoruz. Görüyorsunuz. Bu natural botoksun bir zararı var mıdır? Bir yan etkisi var mıdır? Tabii natural botoks uygulamasında botulinum toksin kullanıyoruz. Botulinum toksin tıpta, estetik tıp dışında çok farklı meslek, çok farklı branşlar tarafından da kullanılabiliyor. Örneğin nörologlar migren tedavisinde ya da fizik tedavi uzmanları çocuklarda kas spastisinin tedavisinde bu botulinum toksini estetik tıpta kullanılan çok daha yüksek dozlarda kullanıyorlar ve güvenle uygulayabiliyorlar. Bizim kullanmış olduğumuz dozlar onların kullandıklarının yanında biraz daha az kalmış tabii. oluyor. Dolayısıyla daha güvenli olarak biz de kullanabiliyoruz. Peki natural botoksla %1 incelme oluyor mu? Tabii natural botoks, botulinum toksini sadece yüzün üst kısmında kullanmıyoruz. Yani başka yüzün birçok alanında kullanım alanı var. Özellikle çenesini çok sıkan, çene bölgesinde ağrıya neden olan masseter kasının içerisine uyguluyoruz. Masseter kası çok güçlü, dişlerimizi sıkmamızı sağlayan bir kas. Tabii bir kası ne kadar çok kullanırsanız o kas o kadar güçlenir. Ki yeterince kullanıyoruz. Evet, yeterince kullanıyoruz. Dolayısıyla o kasın o gücünü, o sertliğini botulinum toksinle biraz azalttığımızda biraz yüzde incelme ortaya çıkabiliyor. Tabii günümüzde çeşitli stresör faktörlerin etkisiyle diş sıvama problemi yaşayan oldukça çok sayıda kişi var. Bu çene eklem problemlerine ve çeşitli ağrılara neden olabiliyor. Burada tedavi amacıyla da, yani bu şikayetlerin belirginliğinin azaltılması amacıyla da özellikle masseter kasının içerisinde masseter botoksu uygulayabiliyoruz. Natural botoksu anladığım kadarıyla o zaman diğer işlemlerle birlikte de aynı anda uygulanabiliyor. Mesela hangi işlemlerle uyguluyorsunuz hocam?
Tabii natural botoksu yüzün üst kısmında kullanıldığımızdan bahsetmiştik. Biz genelde bu işlemi yaptığımız gün diğer farklı işlemleri, şimdi tabii birçok farklı işlemler uyguluyoruz, lazer işlemleri uyguluyoruz, dolgu uygulamaları yapabiliyoruz ama genelde aynı gün aynı anatomik bölgeye yani yüzün üst kısmına diğer işlemleri kombine olarak uygulamayı tercih etmiyoruz. Onu daha farklı günlerde uygulamayı, mesela işlemi gerçekleştirdik, 10 gün sonra kişiyi gördük, değerlendirdik. Evet. Lazer işlemlerini uygulayabiliriz ama aynı gün farklı anatomik alanlara işlemler yapabiliriz. Az önce de bahsetmiş master botoksun, natural botoks uygulamasıyla aynı gün yapabiliriz. Ya da dudak dolgusu gibi ya da burun şekillendirme gibi farklı anatomik alanlara farklı işlemler tabii ki uygulayabiliriz. Botoksun etkisi ne zaman görülmeye başlıyor hocam? Botoksun etkisi ikinci günden sonra yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Bazen kişiler işlemi yaptık hemen etkisini görmeyi bekleyebiliyorlar. İşte aynaya baktıklarında bir değişikliğin hemen ortaya çıkmasını bekleyebiliyorlar. Evet, aynı günün akşamında etkisini gördüğünü söyleyen kişiler tabii ki var ama biz genelde ikinci günden sonra etkisini yavaş yavaş görmeye başlıyoruz ve tam olarak etkisinin 10 gün sonra ortaya çıktığını söyleyebiliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.